Son aylarda sebze fiyatları cep yakmaya devam ediyor. Hayat pahalılığı karşısında alım gücü düşen vatandaşlar kilo yerine taneyle alışveriş yapmak durumunda kalıyor. Pahalı buluyorum. Bak şimdi marul aldım. Tanesi 7 lira 8 lira. Daha önce 3 liraya alıyorduk. Maydanoz aldım 4 lira 5 lira. Limon 10 lira olmuş. Nasıl alacağız limon 10 lira yavrum? Pazar tezgahlarında bu hafta kuru soğan 3 kilosu 10 lira, salatalık 15 lira, domates 12 lira, mandalina 10 lira, yerli muz 10 lira, elma 6 lira, portakal 6 liradan satışa sunuluyor. Önceki haftalarda 3 kilosu 20 liradan satılan patates bu hafta 25'e yükseldi. Kilogram fiyatı yerli muza yaklaşan patatesteki fiyat artışı vatandaşları şaşırttı. Pazar esnaflarından Dündar Celepler patates satışlarının fiyat artışından dolayı azaldığını söyledi. Fiyatlar şimdi yüksek olunca biraz ağır gidiyor. Yarın öbür gün kendi malımız çıktığı zaman zaten hesaplı vereceğiz. Şimdi halden alıyız. Şimdi kilosu ne kadar? 8 ile 7 arası gidiyor yani. 8 ile 7 arası. Herkes bütçesine göre. Azalım olmuyor yani. Azar azar. Bizler de öyle azar azar alırız yani. Müşteriye yok demeyelim de. Eskisi gibi değil yani. Fiyatlar zaten her gün yukarı çıkıyor. Esnaflardan Nasuf Özcansa patates fiyatlarının daha da artmasını beklediklerini kaydetti. Patates ucuz aslında. Gerçekten ucuz. Yani bu zamlar karşısında bence en ucuzu patates. Düşündüğün zaman bir karnabahar mesela 15 lira 20 lira. Ispanak desen 10 lira 12 lira. Akaryakıt zaten her zam gelişinde patatesin üstüne ve her bir malın üzerine. Hani 60 kuruş 70 kuruş hep üzerine koyuyor. Daha da yükselir. Seneye belki bunu ekemeyecek bile vatandaş bunu ekemeyecek. Şimdi bu pahalılıkla gübre fiyatından, mazot fiyatından bunu ekemeyecek. Milletin alım gücü kalmıyor. 3 kilo alacağı yerde 1,5 kilo alıyor, 1 kilo alıyor. Edirne Pazarcılar, Manavlar ve Seyyar Satıcılar Odası Başkanı Şeref Hasır, Rusya'ya ihracatın kesilmesinden dolayı önümüzdeki günlerde sebze fiyatlarının düşmesini beklediğini açıkladı. Şu an pazarda fiyatlarımız çok bayağı bir düşüşe geçti. 25 liralık domates 12 liraya, 25 liralık salata 12 liraya düştü. Fiyatlar uygun olduğundan dolayı halkımız da pazara talep etmeye başladı. İşlerimiz daha iyi olmaya başladı. Pahalı olunca insanların alım gücü olmadığından dolayı pek alamıyorlardı. Ama şimdi fiyatlar düşünce iş durumumuz arttı. Tabii sadece akaryakıt demeyelim. Akaryakıt zamları tetikliyor. Nakliyeler arttı. Gübre fiyatları arttı. Mazot fiyatları arttı. Bunların hepsi fiyatların yükselmesinde etken. Ondan sonra havalar sıcakladıkça mallar da bollanır seralarda. Daha ucuz yeriz. Aynı zamanda Rusya'ya giden ihracatlar da kesildiği için domates, biber fiyatları daha da aşağıya düşer ileriki günlerde.